Allah insanı hatta her canlıyı bir annenin bir babanın emanetiyle dünyaya göndermiş. Ve bitkiler tabi farklı çoğalma yöntemleri var bitkiler ama onlarda bile hani sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır ilahisinde Yunus Emre ne güzel anlatmış, onun bile annesini, babasını, kardeşlerini bize o güzel şiirin diliyle, Yunus'un diliyle ne güzel izah ediyor. Dolayısıyla biz bir anneye emanet edilmişiz, biz bir babaya emanet edilmişiz. İnsan dünyaya gelmesine, bu havayı solumamıza, büyümemize yardım eden vesile olan canlıya anne diyoruz baba diyoruz. Ve onlar evlatlarını karşılıksız severler, büyütürler, hayatlarını ortaya korlar, fedakarlık ederler. Şimdi büyüyüp kendimize yettiğimiz zaman, kendi kendimize gücümüz yettiği zaman bazen maalesef gerek eğitim, gerek inanç, gerek ahlak, gerek kültür, gerek işte dünyanın gidişatı, küresel bir akış var. Artık siz köyünüzün sınırlarını kapatıp kalamıyorsunuz. Avucunuzda bir telefon dünyanın her yerindeki kültürlerden, görüntülerden, müzikten, eğlenceden, filmden, diziden, yarışma programlarından, spordan, siyasetten, dünyadaki her şeyden etkileniyorsunuz. Ve her geçen gün farklı farklı tavırlar sergilebiliyorsunuz. Hele gençler, olgun ve oturmuş bir tecrübe olmayınca öğrendikleri her yeni bilgi genci farklı sarsar. Bir de gücü olduğu için, sağlığı yerinde olduğu için daha aksiyoner olur gençler. Anne baba konusunda maalesef gençlerimiz her geçen gün anneye babaya karşı hani daha vefalı olma konusunda biraz problemimiz var gibi sanki. Gençlerin değil bütün sorumluluk anne babaların da sorumluluğu var. Geçenlerde güzel bir şey okudum internette. Bu gençler çok akıllı gençler. Bu gençlerin zekasına hayranım. Öyle güzel tespitler, öyle aklımıza gelmeyecek yorumlar ve cümleler kuruyorlar ki internette okudum. Bir kardeşimizin sanki bir sosyal medya sayfasında okudum genç bir kardeşimizin diyor ki Çocukları kireçte büyüten anne babalar, o çocuklar büyüdüğünde niye bizi huzur evine koydular diye şaşırmasın. Yani siz çocuğu bakım evlerinde büyütürseniz çocuğunuz da sizi demek ki insan başkasının baktığı bir varlıktır, kendi sorumluluk üstlenmez. Onlar da anasını babasını Darü'l Acezelere, Efendim bakım evlerine huzur evlerine götürmenin planını yaparlar diye yazmış sosyal medyaya. Çok aklıma yattı, çok ilgincime gitti. Bakınız anne baba hakkıyla alakalı Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinin 23 ve 24. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak ne güzel buyuruyor. Anne babanıza öf bile demeyin. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Kendisine kulluk, anne babaya iyilik. Bunu emretti Allah diyor. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme. Ayeti kerime Kur'an-ı Kerim İsra 23. ayet. Onları azarlama. ikisine de gönül alıcı güzel sözler söyle. Yani annemiz, babamız yaşlandığı için bazen ters davranabilir, aksi davranabilir, inatçı olabilir, çocuk gibi davranabilir, alıngan olabilir. Allah diyor ki onlara gönül alıcı sözler söyle. Sabırlı olmayı emrediyor bize. Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger diyor. Kol kanat ger. Rabbim, onlar nasıl küçükken beni şefkatle büyüttüler, yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster diyerek Allah'a dua etsin evlatları diyor anne babası için. Böyle davransın diyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.